24 ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Analiz Sentez'le karşınızdayım. Türkiye'nin, dünyanın gündeminden önemli başlıklar, ekonominin tabii önemli noktaları, hepsini konuşacağız değerli kıymetli konuklarımla birlikte. Ama önce gelin hep birlikte Ankara'ya gidelim, bakalım Ankara'da kulislerde neler konuşuluyor, hangi başlıklar öne çıkıyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel karşımda. Melik Yiğitel, günaydın, nasılsın? Günaydın. Çok teşekkür ederim sevgili Merve. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet, bugün birlikteyiz. Şimdi çok fazla gündem maddesi var. Önemli başlıklar var ama özellikle Ankara'da hangileri öne çıkıyor? Bunlarla başlayalım istersen. Şimdi yarın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın ziyareti konuşuluyor. Bu ziyarette ne olacak, neler bekleniyor, bu önemli. Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı geliyor. Bu oldukça önemli bir ziyaret. Yani Ankara'da iki tane ziyaretin sonuçları en çok konuşulan, tartışılan konular. Bir diğer konu başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine gidecek ama öncesinde çok yoğun temaslar var. Brüksel'de İbrahim Kalın da katıldı. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili Ankara'nın duruşu ne olacak, değişecek mi? İsveç ve Finlandiya'da dair neler söyleyecekler, bu tartışılıyor. Ve bir başka önemli konuda kuşkusuz ekonomiye dair, özellikle Temmuz ayında enflasyon açıklamasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı belli olacak ama bununla birlikte asgari ücrete de bir artış olacak mı? Bu da en çok konuşulan, tartışılan konuların başında geliyor. Evet, birçok önemli gündem maddesi var. Sen de şöyle kısaca hepsine değindin ama biz sabah saatlerinde moderatör sabahta canlı olarak ekranlara getirdik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o kritik operasyona ilişkin detayları paylaştı. Uyuşturucu operasyonundan bahsediyorum. Diyarbakır merkeziydi ama 10 ilde çok kapsayıcı bir operasyon gerçekleşti. Evet. Hatta böyle tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri dedi Bakan Soylu. 292 şüpheli vardı, 213'ü yakalandı. Kökünü kurutma operasyonu olarak ifade edildi. Kritik detayları var. Neydi onlar? Senden dinleyelim Melik Yiğitel. Elbette. Şimdi sen anlatırken sevgili Merve, ben de notlara baktım. Evet, 10 ilde. Evet. Diyarbakır merkezli 213. Toplam 292 şüpheli, 213'ü yakalandı. Fakat Soylu'nun, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun baronlar ve baroniçeler gözaltında cümlesi oldukça önemli. Buradan anlıyoruz ki aslında bu operasyon son derece önemli. Yani bir uluslararası uyuşturucu ticaretine de işaret ediyor. Sadece 10 ile sınırlı değil, bunun uluslararası anlamda nasıl bir trafik izlediğini de istihbarat birimleri elde etmiş durumda bu bilgiyi. Bir başka önemli nokta da kuşkusuz buna dair uzun bir takip sonucu bu operasyon oluyor. Ya bu işin perde arkasında yaklaşık 8 aylık bir takip, sıkı bir takip. Bu 8 aylık sıkı takiple birlikte de bu işleyişin nasıl olduğuna dair çok net veriler var elimizde. Tabii özellikle burada bu uyuşturucu trafiğinin şeyle, terör örgütüyle bir ilişkisi var mı yok mu, o da incelenecek. Burası da önemli. Diğer taraftan da Türkiye son dönemde özellikle zehir tacirleriyle mücadele konusunda önemli mesafeler kat etti. Daha önce Süleyman Soylu basın mensuplarına bir briefing verirken Türkiye'nin bir geçiş noktası olarak kullanmak istendiğini, yani özellikle Afganistan, İran ve Irak merkezlerinden bir uyuşturucu trafiği Türkiye üzerinden Avrupa'ya çıkarılmak istendiği ve genelde Türkiye'nin bir kavşak olarak kullanıldığını ifade etmişti. O yüzden de bu oldukça önemli. Yani uyuşturucu tacirine ve vurulan darbe bundan sonrası için de Türkiye'de bu işlerin kolay olmayacağına dair en azından net bir mesaj. Dolayısıyla bu açıdan oldukça önemli.
Evet, kapsamlı bir operasyon, senin de belirttiğin gibi 10 ilde devam da ediyor üstelik. Bakacağız, tabii detaylarını aktaracağız. Buradan dönelim. Şimdi yurttaki diğer önemli başlıkları az önce biraz böyle üzerinden geçtin ama asgari ücretin Temmuz'da ek bir zam konusu gündemdeydi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Temmuz ayını işaret etmişti ama son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüşünce biraz daha tabii beklentiler arttı. Ama masada neler var, hangi rakamlar konuşuluyor? Var mı bu konuda bilgiler? Şöyle, şimdi Merve, bir kere bu işin çerçevesi önemli. Yani genel anlamda çalışanların tümünün durumunu düzeltmeye yönelik bir çalışma. Hı hı. Net çerçeve. Yani memurlara işte Temmuz ayının dışında ilave bir iyileştirmeden söz ediliyor. Ortalama 33-34 civarında bir enflasyon farkı ama zammın 40'ın üzerinde olacağı söyleniyor. Bu önemli. Diğer 40'ın taraftan, üzerinde altını çizelim. 40'ın üzerinde bir beklenti mi söz konusu? Evet. Tamam. Evet, evet. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Memurlara ilişkin 40'ın üzerinde. Bunun dışında işçilere dair keza bir artış söz konusu. Üçüncü önemli nokta da emekliler. Şu anda emeklilerde son artışlarla birlikte oldukça düşük kalan maaşlar var hala. 2500-3000 civarında. Bunlara ilave 1000 liralık bir seyanen zamdan bahsediliyor. Yani öyle ki işte en düşük memur maaşı 3500'den aşağı olmasın gibi bir hesap yapılıyor. En önemli soru işareti taşıyan bölüm asgari ücretlere dair. Onlara da bir artış olacak. Bir çalışma var. Bunun 5000 üzerine çıkarılması, yani rakam olarak telaffuz edecek olursak, bu rakamın 5000 üzerine çıkarılması. Şu anda 4250 lira asgari ücret. Yani en az 750 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Bu 5000 üzerine ne kadar çıkacak? Biraz işverenlerle yapılacak görüşmelere de bağlı. Çünkü şu anda mesela 4250 liralık bir asgari ücretin bir toplam maliyeti 5870 lira civarında. Yani ortalama işte her asgari ücretli de 1500-1600 lirada vergilerle birlikte görünmeye bir maliyet var. Evet, işçiye 4250 veriyor ama toplam maliyeti 5870 lira civarında. Evet. O yüzden de işverenle görüşülmesi gerekiyor. Bu ilave maliyetin ne kadarını devlet yüklenecek, ne kadarını işveren yüklenecek, bunun hesabının yapılması gerekiyor. Fakat net olarak söyleyebileceğimiz şey şu: asgari ücretliye yapılacak zam 5000'den aşağı olmayacak. Yani şu anda 4250 ortalama, işte 5000 ve biraz üzerinde bir zam düşünülüyor. Fakat Temmuz ayındaki enflasyonla birlikte daha net şeyler söylemek mümkün olacak. Çünkü biliyorsun, daha önce asgari ücretli zaten enflasyonun çok üzerinde bir zam yapıldı. Evet, ortalama çok yüksek bir zam yapıldı. Oranı, Cumhuriyet tarihinde 35-36, yapılmış asgari ücrete en yüksek zamdan bahsediliyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani enflasyona hiçbir şekilde işçimizi ezdirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da üstüne basa basa bunu vurguladı. Sadece doğru, işçi bazında değil, işvereni de önceleyecek doğru şekilde güzel bir planlamayla yapılacak. Aralık ayında da tabii 3600 ek gösterge. Yani bu maaşlar noktasında bayağı olumlu değerlendirmeler, planlamalar var ama Temmuz ayı değil mi özellikle önemli. Doğru. Var mı bu konuya ilişkin detayların, aktaracakların? Devam edelim. Tabii doğru. Şöyle, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekonomik türbülans ilk yaşandığı dönemde, hatırlarsanız sevgili Merve, dedi ki yani enflasyon dünyada artıyor, Türkiye kendi payına düşeni alıyor, bütün enstrümanları devreye sokup düşürmeye çalışıyoruz ama sonuç itibariyle bizim de bir yere kadar kontrol etme şansımız var. Evet. O zaman ne yapacağız? Çalışanların satın alma gücünü koruyarak bununla bahsedeceğiz dedi. Ve bunu da yaptı. Yani mesela enflasyonda ortalama 35-36 iken asgari ücreti %53 civarında bir zam yapıldı. Yani yaklaşık 20 puan üzerinde. Ama ona rağmen son dönemde enflasyonun tırmanmaya devam etmesi asgari ücretinin satın alma gücünü düşürdü. Hı hı. O bakımdan da o satın alma gücünün korunması noktasında
kendine öncelik edindi hükümet ve bu konuda çalışıyor. Ama dediğim gibi daha net rakamları muhtemelen Temmuz ayında enflasyon rakamı açıklandıktan sonra çok daha net şeyler söylemek mümkün olabilir ama şu anki çerçeve benim anlattığım şekilde. Evet, yani Temmuz'da geldi diyebiliriz. Çok kısa bir süre sonra aslında bu durumda netlik kazanacak diyelim. Devam edelim. Hangi başlıklar var diye şöyle bakıyorum. Dün çok kritik bir görüşme, telefon görüşmesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı halen daha devam ediyor. 118 günden bahsediyoruz. Bu konu nereye gidiyor? Bunu ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda küresel gıda krizi. Bu noktada ne yapılacak? Türkiye'nin karargah noktası olduğu bir tahıl koridoru, küresel bazlı bir çözüm olması noktasında bu konuşuluyordu. Bu da gündeme geldi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki muhataplar barış müzakeresini bir kez daha canlandırmalı. Savaşla diplomasi yoluyla çözülsün. Önemli başlıkları ele aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres. Neler söylersin? Şimdi ya iki tane çok temel boyutu var. Bunlardan bir tanesi bu savaşın bitmesi noktasındaki çabalar. Evet. Yani Türkiye bu anlamda çok yoğun çaba sarf etti. Belli bir mesafede kat edildi ama devamı gelmedi. Bu savaşın devam etmesinin aslında Avrupa'ya ve aslında tüm dünyaya çok olumsuz yansımaları var. Başta petrol fiyatları olmak üzere. Evet. Yani işte Brent petrol yıl sonuna kadar $100 en fazla çıkabileceği oranın $100 civarında olacağı tahmin edilirken savaşın patlamasıyla $124'a kadar çıktı. Yani bu olumsuz anlamda bir maliyet. İstikrarsızlık anlamda da bir maliyet oluşturuyor. Birinci tarafı savaşın devam etmemesi yönündeki çabalar. Ya bu savaşın bir an önce bitmesi noktasında ne yapılabilir? İkinci önemli nokta da tahıl meselesi. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte BM verilerine göre dünyadaki tahılın, toplam tahılın 1/4'ünü Rusya-Ukrayna üzerinden sağlandı söyleniyor. Yani dünyada tahıl üretiminde 1/4 oranında azalma anlamına geliyor. Evet. Eğer bu formül bulunamazsa. Şimdi bu ciddi anlamda bir hem bir hayat ve fiyat pahalı anlamına geliyor hem de başta Afrika ülkeleri olmak üzere burada kendi açlık olarak gösterebileceğine dair BM'nin geçen hafta çarşamba günü yaptığı ciddi bir uyarı var. Evet. Diyor ki eğer bu tahıl sorununa çözüm bulamazsak Afrika'da yeni de açlık baş gösterecek, ölümler başlayacak hem diyor. Hem de 3 ay gibi dünya bir süreden bahsetti. Fiyatların çok ciddi artmasından bahsediliyor. Sadece 3 ay dedi devam etse. İşte evet. Çocuk ölümleri Afrika başta devam edecek dedi. Kriz tırmanıyor. Yani bu noktada sözünü de bölüyorum ama şu aklıma takıldı. Bu Türkiye'nin gıda koridoru meselesi, bu konuda görüşmeler oldu ama ne zaman tam olarak somut bir adım göreceğiz bu konuya ilişkin? Yani işte toplantıların yapılması adına ilerleme ne zaman katledilecek? Çünkü bir yandan da hani Ukrayna'nın da bu konuda biraz ılımlı olması gerekiyordu. Mayınların temizlenmesi noktasında Rusya bizim çok da bir sorumluluğumuz yok. Doğru. Yani bu noktada evet. Şimdi orada iki tane çok temel nokta var. Problem var daha doğrusu. Evet. Şimdi en son biliyorsun Türkiye hem Rusya hem Ukrayna ile görüştü. Fakat Türkiye bu anlamda da kolaylaştırıcı bir rol oynayacağını ifade etti. Yani bizzat tahıl koridorunu oluşturma noktasında bunun taşınması ve Türkiye üzerinden dünyaya dağıtılması konusunda Türkiye üzerine düşeni yapacağını söyledi. Yeter ki dünyada bir gıda krizi oluşmasın. Burada ama iki tane problemin aşılması gerekiyor. Problemlerden bir tanesi mayınların temizlenmesi sevgili Merve. Evet. Şu anda mayınlı bölgeler ciddi bir tehlike arz ediyor ve kimse bunun sonucuna katlanmak istemiyor. Yani o mayınlar varken bu riski üstlenmek noktasında kimse ya buna sıcak bakmıyor ki bu gayet de doğal. Şimdi birincisi o yüzden o mayınların temizlenmesi gerekiyor. İkincisi de özellikle limanların güvenliği noktasında yani tahılların gemiye yüklendikten sonra koridoru takip ederken bu gemilerin güvenliğini sağlayacak düzenleme gerekiyor. Türkiye diyor ki ben bu işi üstlenirim ama bu mayınların temizlenmesi ve tahılların gemilere yüklendikten sonra da izlediği rotada güvenliğini sağlaması noktasında BM üzerine düşeni yapsın.
Çünkü BM uluslararası bir kurum ve taraflar içinde bağlayıcı, bu işi daha da kolaylaştırır. Tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu üstlenmesi demek, çıkacak olası komplikasyonlarda, problemlerde bu sorunun da muhatabı olması anlamına geliyor. O yüzden de bu doğru değil. Yani eğer dünyada bir krizden bahsedeceksek, dünyada bir problemden bahsedeceksek ve bu dünyanın meselesi ise, o zaman dünya adına BM buna müdahil olsun. Yani işin bir tarafında Ukrayna, bir tarafında Rusya, ikisi arasında o ortaya çıkan problemi çözmek için üçüncü ayak Türkiye, kolaylaştırıcı rol. Ama bunun koordinasyonunu sağlayan BM olsun, Birleşmiş Milletler olsun. Dolayısıyla problem buraya takılmış durumda. Fakat bu aşılabilecek bir şey, onu söyleyelim. Yani bu öyle derinlemesine aşılmayacak bir sorun değil. Fakat biraz zaman alabilir. Yani şu anda görüşmeler devam ediyor ama zannediyorum bir aya kadar bu iş netleşecek gibi görünüyor. Evet, tabii değişik yorumlar da var bu konuda. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Başkanı Borrell diyor ki Rusya bilinçli şekilde bunu körükledi. Yani bilinçli olarak bile isteye küresel bir açlığı meydana çıkardı. Sorumlu da Avrupa Birliği yaptırımları oldu. Algısını yaymaya çalıştı. Yani biz bunu şöyle, haklı olarak yapıyoruz. Avrupa bu yaptırımları uygulamasaydı biz de bunu yapmazdık. La birlikte işte bir şekilde kendilerini aslında haklı çıkarmaya çalışıyorlar dedi. Böyle yorumlar da var. Neler söylersin? Zaten o tartışma. Doğru, doğru. Çok haklısın. Bu tartışmalar zaten biraz süreci de sabote etti. Yani sen amca dedin ya ne zaman sonuçlanacak? Hı hı. Bu işin sonuçlanamaması, rötar yapması, gecikmesi, hala öngörülememesinin temel nedenlerden bir tanesi bu. Evet. Mesela Rusya'da diyor ki, ya diyor bunun temel, Ukrayna diyor ki ya Rusya bu problemi bilerek çıkarıyor. Oraya mayın döşedi. O mayınların risk taşıdığını biliyor. Madem bana ambargo uygulandı, bütün dünya bu eziyeti çeksin diyor. Fakat Ukrayna bunu derken Rusya da diyor ki hayır, tam tersi, bu problemin merkezinde Zelenski'nin kendisi var. Zelenski Avrupa ve dünya ona yardım etmediği için bunun sonuçlarını, faturasını dünyaya da yüklemek istiyor. Ve dolayısıyla o limanlara da, o rotaya da mayınları bizzat döşen Zelenski'nin kendisidir. İsterse temizleyebilir. Ama temizlemiyor, bunu bilerek yapıyor. Bilerek işi uzatıyor. Şimdi ona baktığımızda iki taraf da zaten birbirini suçluyor. Fakat bu suçlamalara baktığımızda biz işin içinden çıkamayız zaten. T24 Şubat'a kadar gitmemiz lazım. Yani savaşın patlak verdiği o 24 Şubat'ta nasıl iki taraf birbirini suçladı ve işin içinden çıkamayıp birbirlerine saldırmaya başladılarsa aynı sorunu burada da görüyoruz. Dolayısıyla ben hani bu suçlamalar yerine mesela Türkiye'nin önerisinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sorunun derinleşmesini istemiyorlarsa, eğer dünyada ciddi bir taahhüt sorunu olsun istemiyorlarsa ve eğer bunun sonucu olarak da açlık yaşanmasın istiyorlarsa, bunun tek pratik çözümü Türkiye'nin önerisidir. Yani Birleşmiş Milletler koordinesinde tarafların da kolaylaştırıcı rol oynayarak bir koridor oluşması ve Türkiye üzerinden taahhütün dünyaya yayılması. Yoksa bunun sonuçlarını öyle ya da böyle hepimiz yaşayacağız. Ama bazıları için ölümcül olacak sonuçları. En kötü, en acı olan tarafı da burası. Evet, burada aslında o ülkelerin de tabii üzerlerine düşenleri yapması lazım ki Türkiye dışında yine elini taşın altına koyan yok gibi görünüyor. Türkiye barış müzakereleri de canlansın diyor. Bir şekilde masada çözülsün diyor. Bakacağız tabii, bu konuyu göreceğiz. Şöyle zamanımız daraldı. Farklı bir başlıkla tamamlayalım istiyorum. Örneğin bu asker kaçaklarına bedelli hakkı. Dünün önemli gündem maddelerinden biriydi. AK Parti grubu hazırladı teklifi. Meclise sundu. Bazı önemli kritik başlıklar var. Hangi asker kaçaklarını kapsayacak mesela? Hangi kurallar bağlamında olanlar bu durumdan yararlanabilecekler? Bir de Genelkurmay Başkanı'nın yaş sınırı, o da yükseltildi. Detayları var. Neler söylersin Melik İhtar? Şimdi sondan başlarsak, Genelkurmay'da yaş sınırının aslında artırılması doğru bir şey. Baktığımız, çünkü şöyle, bu yasa oldukça eski Merve ve o zaman da zaten hem dünya genelinde hem Türkiye genelinde yaş ortalamaları da düşüktü. Yani şimdi mesela 50-60 yaşında hayatını kaybeden biri için ya çok gençti diyoruz. Çünkü yaş ortalaması yükseldi. Ömür uzadı. Dolayısıyla hani bu zinde olmak ve faydalı olmak adına da
Bu yaş pek hala artılıyor. 60-65 yaş oldukça aslında genç bir yaş. Yani askerler için özellikle böyle tecrübenin doğrunda olduğu bir dönemde diyorsun ki yaşa takıldın, hadi seni emekli edelim. O şimdi tecrübeden yararlanabilmek için değil mi biraz daha? Yani buradaki hedef, amaç tabii ki, neden yükseltildiği tabii ki, düşündüğümde. Evet. Tabii ki, tabii ki sevgili Merve. Yani bu o çok önemli ve bu tecrübeyi, bu birikimi yansıtmak adına da ya bunu değiştirelim dendi. Bence çok doğru ve olumlu bir adım. Yani mesela Sayın Hulusi Akar şu anda mesela 70'in üzerinde ama şeyin zirvesinde, yani evet, verimliliğin zirvesinde. Evet. Yani yerinde durmuyor adam. Yani Ankara'da yaşını da göstermiyor. Yani her şimdi sen de söylediğinde her, ben şaşırdım yaşına. Yaşında da oldukça da dinç. Evet. Tabii oldukça da dinç. Yani ben de onunla mesela birkaç geziye gittim. Vallahi yani hepimizi cebinden çıkarır. Çok evet, dinç, çok atak. Yani şimdi mesela hani böyle tecrübeli biri niye emekli olsun? Tabii ki tecrübesini aktarsın. Genelkurmay Başkanı olarak da hani aktarsın tecrübesini. Sonuçta ben de sağlığı yerindeyse. O yüzden de ben o düzenlemeyi doğru buluyorum. Diğerinde ise biraz sorun birikmişti. Yani özellikle bunların durumuna ilişkin bir düzenleme gerekiyordu. Şimdi bunları tekrar askerlik yaptırmak mümkün değil. Birçok kişi işte kaçak durumuna, bakaya durumuna düşmüş. Evet. Ama bedeli de askıda faydalanamamış, hakkını kaybetmiş. Ortada duruyor kaçak evet, olarak. Mağdur olmasınlar bunu bir diye bir şekilde aslında 500, doğru bir adım. 550 bin kişi de evet, yararlanabilecek. Çok teşekkür ediyorum Melik Yiğiter. Süremizin sonuna kesinlikle geldik. Kıymetli bilgiler paylaştım. Kolay gelsin. Bizler de Ankara'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi çok kısa bir ara verelim ama analiz senteze devam edeceğiz. Dört ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Analiz senteze devam ediyoruz kıymetli konuklarımla birlikte. Hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini konuşacağız. Ekonomiden bahsedeceğiz. Şimdi konuklarımı takdim ederek başlayalım. Stüdyomuzda Mustafa Kartoğlu var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Bulduk. Günaydın. Evet, doçent doktor Ali Fuat Gökçe. Kendisi siyaset bilimci. Sizler de hoş geldiniz Sayın Gökçe. Günaydın Merve Hanım, günaydın Mustafa Bey, hocam günaydın. 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 Profesör Doktor Cemay Zehir, kendisi de ekonomist ve stratejist. Siz de hoş geldiniz Sayın Zehir. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Günaydın. Evet, şimdi gündem bayağı yoğun. Biz az önce Melik Yiğiter'le de birçoğuna değinmeye çalıştık ama geride kalanlar oldu. Özellikle de sabah saatlerinde aktardığımız bir haberle bir başarılı operasyon, narkotik bağlamında bir operasyon var. Onunla başlamak istiyorum. Diyarbakır merkezi 10 ilde yapıldı bu operasyon, uyuşturucu operasyonu ve tarihin en büyük operasyonlarından biri aslına bakarsanız. Adı da kökünü kurutma operasyonu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı ve dedi ki 292 şüpheli vardı, 213'ü yakalandı dedi. Baronlar, baroniçeler gözaltında. Bu ifadesi de kritikti. Şimdi doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile başlamak isterim. Bu konuyu da hem yakından takip ediyor hem de bu konuya ilişkin bilgisi de var. Sayın Gökçe, neler söylersiniz? Bu operasyon ne mesaj verdi? Merve Hanım, şimdi terör örgütlerinin büyük bir finans kaynağı uyuşturucu kaçakçılığı. Yani bu klasik olarak geçmişten beri terör örgütleri bundan oldukça faydalanıyor, yararlanıyor. Yani hatta onların kontrolünde istihbarat örgütleriyle, bu istihbarat örgütlerine de kastım da işte CIA'nin kontrolünde yapılan, Afganistan'dan çıkarılan, üretilen uyuşturucunun işte batı piyasalarına CIA kontrolünde sevki ve bu bölgede, Türkiye'de bunun güzergahı içerisinde. Ancak bu da sadece bu uyuşturucu değil, bütün bu uyuşturuculardan işte biraz önce bahsettiğim gibi terör örgütleri faydalanıyor. Ancak Türkiye merkezli de uyuşturucunun üretildiğini biliyoruz. Özellikle bu Diyarbakır kırsalı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalı üçgeni bu, yani bu konuda oldukça önemli bir yerler. Yıllardır bu bölgelerde operasyonlar düzenleniyor. Hem bu işte Mayıs ayı ve Haziran ayları burada ekilen Hint kenevirlerinin tam toplanma zamanı. Ve burada milyonlarca kök Hint keneviri ekiliyor. Buradaki elde edilen, bunların toplanmasıyla elde edilen uyuşturucular da PKK terör örgütüne gelir kaynağı haline geliyor ve buradan işte silah malzeme alınarak bizim silahlı kuvvetlere karşı kullanılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri burada, bu bölgede her yıl düzenli olarak bu operasyonları icra ediyor. Şimdi bu günümüzde yapılan bu işte 10 yıldaki uyuşturucu operasyonunda hem kırsal ayağı var, hem de şehirlerde düzenlenen ve gözaltına alınan kesimler var. Yani burada hem şehir hem de kırsalda yapılan operasyonlar var. Oldukça önemli operasyonlar. Şu anda ben eminim ki bu işte biraz önce bahsettiğim Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgenindeki kırsal alanlarda, ki bu alanlar oldukça dağlık bölgelerdir, buradaki su yataklarının olduğu yerlerde bunların bu Hint kenevleri oldukça büyük miktarlarda ekiliyor ve bu işte biraz önce bahsettiğim bölgelerde de Türk Silahlı Kuvvetleri hem buradaki PKK terör örgütüne karşı, yani oradaki varlıkları devam ediyorsa, varsa orada militanları, onlara karşı bir operasyon düzenliyor. Hem de bu operasyon kapsamında oradaki ekilmiş olan Hint kenevlerini sökerek orada yerini imha ediyor. Bu oldukça büyük bir darbe vuruyor PKK terör örgütü. Her yıl düzenli olarak yapılan operasyonlar. Ve bunda bir de şehir ayağı var. Burada da Sayın İçişleri Bakanı da belirtmiş olduğu gibi Baron ve Baron İçişleri de gözaltına alındı. Bunlar da oldukça önemli. Çünkü burada elde edilen işte üretilen uyuşturucu bir şekilde şehirlerde kullanılıyor ve batıp büyük kentlerde gençleri zehirliyor. Bu gençleri zehirlemenin ötesinde, bu oldukça aslında önemli bir husus, ama bunun ötesinde işte PKK terör örgütünde başlıca finans kaynağı olarak da bu uyuşturucu yer alıyor. Bunun önlenmesi terörle mücadelenin de bir ayağıdır, bir basamağıdır şeklinde değerlendirmek lazım. Yani sadece terörle mücadele, sahadaki teröristlerin imha edilmesi değil, bunların finans kaynaklarının kurutulması açısından da önemli bir basamaktır. Onun için de bu uyuşturucu operasyonunu bizlerin de önemsemesi gerekir diye düşünüyorum ben. Evet Sayın Gökçe, teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Ben tabii bunun terörle mücadele ayağı önemli, hocamın söylediği gibi. Terör örgütleri iki kaynaklar olmazsa beslenemezler: para ve siyasi destek. Siyasi destek aynı zamanda silah desteği de sağlıyor çünkü. İşin para kısmı tırnak içinde burada ikinci planda kalıyor. Siyasi destek güçlüyse PYD, PKK'da gördüğümüz gibi Amerikan bütçesinden bile verilebiliyor. Fakat eğer böyle bir siyasi desteğe ya da siyasi hizmete açık bir alanı yoksa terör örgütünün, o zaman parayı başka yollardan kazanmak zorunda, gayrimeşru yollardan. Onların da en temel, en iyi para getiren tarafı uyuşturucu. Bu Avrupa'da da böyle. Avrupa'da da uyuşturucu trafiğinde PKK'nın en önde gelen örgütlerden olduğu Avrupa Polis Birliği'nin, Europol'un raporlarında da var. Interpol'un raporlarında da var. Var oğlu var, ama yani bunları neden onlar yeterince önlem almıyorlar? Çünkü siyasi olarak kullandıkları bir örgütün Avrupa'da kendi ülkelerinden para kazanmasından da mani olmak istemiyorlar. Bunu sadece şöyle söylüyorlar: çok bodoslama, PKK, haraç yakalanacak şekilde bu işi, trafiği yürütme biçiminde yapmayın. Hı hı. Biz yakalayamadık, hay Allah kaçtı. Yani ne kadar uğraşsak da bu kadarını yakalayamıyoruz diyebileceğimiz bir malzeme verin bize diyor. Ve o malzemeleri alıp ondan sonra bu cümlelerle raporlar yazıyorlar. Şimdi o bakımdan Türkiye içerisinde bunun önlenmesi son derece önemli. Çünkü bizim için içeride terör yapması daha birinci ve yakın tehdit. Peki neden? Şimdi bu her yıl oluyor, önceki yıl oluyor, önceki yıl. Ya arkadaş, bir defa bunu kurutamıyor musunuz? Kurutamıyorsunuz. Hırsızlığı kurutabilen bir ülke var mı? Yok. Dolayısıyla sürekli yeniden bir alan bulup oradan işte ekim yapıp para kazanmaya, başkalarını özendirmeye, dolaylı yollardan yapıyorlar bunu çünkü. Yani çiftçileri özendiriyorlar, gençleri özendiriyorlar, onlara para kazanma, kolay para kazanma yolları veriyorlar vesaire vesaire. Bir sürü bununla ilgili polis raporlarında hangi yöntemleri kullandıkları yazıyor. Böyle olunca da uyuşturucu polis de tarlayı buluyor, işte ekeni yakalıyor, tarla sahibini yakalıyor, diyor benim haberim yok, valla gece korsan girip ekmişler diyor. Öbürü diyor tanımıyoruz, terör örgütüyle bağlantıyı kuramıyorlar. Yani bunu yasal olarak kurmanız lazım çünkü. O bağlantı kurulamayınca da örgüt biraz daha tırnak içinde bu işten yırtabiliyor. Fakat
Bu operasyonların biraz daha planlı, işte son yapılan operasyon biraz ona benziyor. Biraz daha planlı bütün bağlantılarını çözecek şekilde takip edilerek yapılması bu işe teşne olanları, yakınlık gösterenleri, kullanılanları da korkutabilecek unsurlardan önemlisi. Yani bu şu demek, ne yaparsanız yapın, ne kadar gizlenirsek gizlenelim. Çünkü örgüt cezası fazla uyuşturucu cezasıyla birleştiği zaman daha yüksek oluyor. O biri öbüründen kurtuluyor, biri yardım yataklara düşüyor vesaire filan. Hani biz bu işten ucuz kurtuluruz algısı oluşuyor zaman zaman. Şimdi bu algıyı ortadan kaldıracak, bu işe dokundu mu hayatın yandı demektir. Evet. İzlenimini verecek bir operasyonla karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. İyi bir şey. Bunu bütün dünya desteklediği için bir biçimde Avrupa da bunu istiyor, terör örgütü de istiyor. Öyle olunca da üretimi oluyor bunun. Ama onu kesecek olan en önemli şey, benim ülkemde yapmayın, cehenneme kadar yolunuz var dedirtmek. Çünkü burada yaparsanız burada cehennemi size yaşatırız. Bunu becerebiliyorsak o zaman bu işten en azından yakın bir tehdit olarak, yakın ve büyük bir tehdit olarak bundan kurtulmuş oluruz. Evet, verilen mesaj oldukça çok net. Şayet bunu sürdürürseniz cezası da böyle kaldı ki biz zaten elimiz üzerlerinde gerekeni yapıyoruz dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları da kritik. Sayın Zehir, siz ne söylersiniz bu operasyon bu operasyon gerçekten tabii ki diğer iki konunun Ali Fuat Hoca ve Mustafa Bey'in dediklerine aynen katılıyorum. Tabii bu operasyon kapsamı itibariyle büyük, bir de elde edilen verim itibariyle, başarı itibariyle çok yüksek bir operasyon. Tabii bunun ne anlamı var dersin, stratejik anlamı şu. Türkiye terörün ana yapısını, Türkiye'de omurgasını kırdı, Türkiye'sini. Yani 100 kişiden az silahlı terörist kaldığı ifade ediliyor Türkiye içerisinde. Şimdi ikinci bir terörün ana kaynağı nedir? Finans kaynağı. Türkiye içerisinde finans kaynağını kesmek lazım. Bu finans kaynağında en önemli şey bu esrar, eroin, uyuşturucu şeyler. Yani yıllarca terör örgütleri bir torba toz, bir otobüs misali bu bölgeye hakim oldular ve bu bölgelerdeki verimli ne kadar yer varsa uyuşturucu ekilecek ektiler ve bununla ilgili hem Türkiye için hem de Türkiye dışında büyük bir ağ kurarak terör bu uyuşturucudan çok büyük finans sağladılar. Bu operasyon özellikle şu andaki operasyonun büyüklüğü ve etkisi açısından, bütün stratejik hedeflere ulaşması açısından çok yerinde ve bataklığı kurutma operasyonu. Yani biz terör örgütünün temel bataklığını içeride silahlı bataklığını kuruturken artık para kaynağı olan bataklığını, uyuşturucu bataklığını kurtarmak için yaptığımız bir operasyon ve bu operasyon ciddi manada hedeflerine ulaşıyor olduğunu Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarından gördük ve böylelikle terör ciddi bir yarar alacak. Çünkü biz bir terör örgütünden kurtulmamızın sadece silahlı elemanlarla değil, bunun finans kaynağını kurutmadan kurtamayız. Ve böylelikle terör örgütü Türkiye'den ciddi bir manada darbe yemektedir. Ayrıca toplumumuza gençlerimizi zehirliyorlar. Bunlar gençlerimizi zehirliyorlar. Meyilli olanları zehirliyorlar. Onun için bu manada hem sosyal hayata hem toplumsal hayatımıza hem de terör örgütünün yok olmasına yönelik olarak önemli bir operasyon olarak görüyorum. Evet. Şimdi tabii terör örgütü demişken bir başka bu konudaki önemli nokta İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği mevzusu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. İki önemli kritik isim Brüksel'e gittiler. Üçlü bir toplantı gerçekleşti. Ona birazdan geleceğim ama şimdi İsveç PKK'nın artık arka bahçesi mi oldu? Bu ifade kullanılıyordu. Son olarak da Stockholm'da yaşanan bir skandal, provokasyon vardı Mustafa Bey. Bir tahrik var ki bu da işte ne oluyor? Büyük kentlerde sürüyor. Sonuncusuysa Göteborg. Da sahneye konuldu. PKK'lılar yine işte İsveç sokaklarında PKK sempatizanı olarak propaganda yaptılar. O sırada işte Türk ve İsveçli üst düzey yetkililer görüşüyordu. Yani zamanlaması da manidar. Bir yandan insanlar bunun görüşmesini yapıyorlar. Türkiye kendi adına elinden geleni yapıyor. İki ülkeden de beklentilerini dile getiriyor. Bir yandan da bu provokatif adımlar devam ediyor. Buna ne söyleyeceğiz? Sayın Gökçe, sizinle başlayalım. Buyurun. Merve Hanım, şimdi bu görüşmeler yapılırken PKK'nın İsveç'te işte Stockholm'de ve
Göteborg'da yapmış olduğu bu gösteriler adeta bir gövde gösterisi onlar nezdinde. Yani bu şekilde yaparak olayı tamamen provoke ediyorlar ve buradaki İsveç'e aslında zarar veriyorlar. Yani Türkiye'ye değil. Çünkü burada bir talebi olan İsveç. İsveç'in talebi var. Biz de buna karşılık diyoruz ki şartlar olduğu zaman biz bunu kabul ederiz. Aksi takdirde kabul etmeyiz. Dolayısıyla PKK'nın yapmış olduğu bu gösteriler İsveç hükümetine zarar veriyor, İsveç halkına zarar veriyor. Türkiye'yi ilgilendirmiyor şu anda orada yapılan gösteriler. Türkiye açık ve net. Türkiye şunu söylüyor. Siz oradaki PKK'nın, FETÖ terör örgütünün etkinliğini engellediğiniz sürece biz size destek veririz. Ama siz bugün İsveç polisi olarak buradaki PKK gösterilerini engelleyemiyorsanız ve bunlara karşı tedbir alamıyorsanız o zaman da biz buna bir şey yapacak halimiz yok Türkiye olarak. Çünkü bugün şunu biliyoruz ki İsveç'te Stockholm havaalanında ya da bir başka havaalanında çok sıkı bir kontrolden geçen Türk vatandaşları nasıl bir buradaki PKK terör örgütünün buradaki eylemlerini kontrol edemeyen bir polisle karşı karşıya kalıyor. Buradaki Türk vatandaşları çok sıkı kontrol eden bir İsveç polisi. Buradaki eylemleri polis yoktu açıklaması. Abesli iştigal. Yani siz burada Stockholm'daki oradaki işte gösteriyi, animasyonu ya da neyse oradaki yapılan eyleme siz polis olarak engelleyemiyorsanız, orada polisimiz yoktu diyorsanız bunun aslında yani bunun polisiye güçlerle kontrol edilememesi ya da oradaki polisin yokluğundan değil, oradaki İsveç hükümetinin buna izin vermesindendir. Siz oradaki her şeyi uçan kuşu dahi, uçan sineği dahi kontrol edebilen bir İsveç hükümeti olarak buradaki PKK eylemlerine müsamaha gösteriyorsanız o zaman da bunun karşılığını alacaksınız. Türkiye bu konuda açık ve net bir şekilde tavrını sürdürüyor. Ama işte biraz önce belirttiğim gibi buradaki PKK gösterileri İsveç hükümetine zarar veriyor. Bundan memnun oluyorsanız da, memnunsanız da bizim de yapacak bir şeyimiz yok. 28 Haziran'da çok az bir süre kaldı. Türkiye de oradaki tavrını gösterecek. Yani şu andaki politikasını orada net bir şekilde açıklayacaktır zaten ve gösterecektir. Aksi takdirde Türkiye'nin bu şekilde bir şey, yani buradaki PKK gösterileri devam ederken bir politika değişikliğine gitmesi düşünemez. İsveç ve Finlandiya'nın NATO isteğini biz dile getirmedik. Biz bu konuda herhangi bir şekilde talepte bulunmadık. Bütün bunları isteyen İsveç kendisi istiyor. Ama buradaki gösterilere engel olmuyor. Dolayısıyla sonuçlarına katlanır diye düşünüyorum ben. Evet, dile getirdiğiniz gibi 29-30 Haziran. Tabii kritik bu noktada Madrid'de bir liderler zirvesi var. NATO liderler zirvesi. Bu konu orada gündeme gelecek ama niye bu provokatif adımlar var? İsveç hem kendisi üye olmak istiyor. Türkiye ikna etmeye çalışıyorlar güya. Bir yandan da bakıyoruz sokaklarda böyle durum var. Polis de müdahale etmiyor, izliyor. Sadece tabii İsveç değil, biz bunu son zamanlarda Avrupa ülkelerinden tabii çok gördüm. Görüyoruz. Mustafa şimdi Bey, şöyle, şimdi Türkiye'nin girişimini böyle küçültmeye çalışıyorlar. Küçültmeye değil, kimse küçültemiyor da düzeltiyor. Ben onu. Türkiye'nin elini zayıflatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve tırnak içine avanesi diyeceğim çünkü işte kimisi üyesi, kimisi genel başkanın yardımcısı olamamış dış politika danışmanı, büyükelçiler filan. Niye bu kadar diretiyoruz? Sonunda nasıl olsa üye olacak. Neden? Çünkü Amerika istiyor. İsveç ne diyor? Biz onlardan söz aldık, şimdi siz boşuna debelenmeyin filan havasında. Şimdi bir Allah'ın kulu da çıkıp muhalefetten siz kimsiniz ya demiyor. Tam tersi adamlar hakkı TÜSİAD. Evet. Yani gereksiz at pazarlığı yapmayalım şeyine gibi pozisyonuna getiriyor. Türkiye'nin çıkarlarına at pazarlığı muamelesi yapanları hakikaten yani kime havale etmek lazım bilmiyorum. Şimdi çok net bir durum var. Türkiye NATO'ya. Bir NATO üyesinin üyelik şartı olarak bir şey koyuyorsanız bu NATO üyelik şartı haline gelir. Ve o şart NATO üyelerini de bağlar. Nedir o şart? PKK ve bütün havanesinin terör örgütü kabul edilmesi. Yani bütçeden para verdiğiniz örgütü yarın terör örgütü kabul edeceksiniz. Efendim SDG demiyoruz da işte YPG tamam olur. YPG'nin içi SDG'nin YPG tarafından yönetildiği NATO raporlarında var. Onun hesabını ayrıca görürsünüz. Şimdi bunu NATO'ya kabul ettirmek, bu ne demek? PKK bunun farkında. PKK diyor ki NATO beni terör örgütü olarak kabul ederse
uzantılarımla beraber ve buna dair uygulama modelleri geliştirirse Türkiye'nin şartı o çünkü. Hı hı. Diyor ki PKK'yı kabul ettik ama hay Allah gözümüzden kaçmış, bir daha kabul etmiyorum ben bunu, böyle bir şey yok. Bunu yaptığında PKK biliyor ki benim ipimi çekiyorlar. Evet. Uzantılarımla beraber ipimi çekiyorlar. Bundan sonra herhangi bir uzantının Abdullah Öcalan'la öldürülmüş teröristlerle bağlantısı tespit edildiğinde doğrudan terör örgütü ilan edilme sebebi. Tespit edildiğine gerek yok. Bunlar tespit edilmiş zaten. Dolayısıyla şu anki kurumların hiçbiri çalışmayacak. Hepsi dönüşecek edecek de bu iş bitti. Aynı PKK gibi, FETÖ gibi. Türkiye açısından söylüyorum. Bu iş bitti. Bu iş bittiyse ne yapacağız o zaman? Elimizden ne geldiyse sokağa dökeceğiz. PKK FETÖ ne yapmıştı hatırlayın. Dershane ya. 2008'de Cumhurbaşkanı İzmir'de ya bu dershanelerden rahatsızım, çoluk çocuk için bir dünya aileler para harcıyor. Bu bir başka türlü bir gelir kaynağı haline gelmiş, bir paralel eğitime dönmüş falan falan neyse. Bunun dershaneye ihtiyacı olmayan bir sistem üretmemiz lazım dedi. Sonra devreye girdiler, uzattılar, çektiler. Bürokrasi de şurada burada falan filan, iş uzadı. Başka sebepler girdi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı bunu bir daha hatırlatınca FETÖ ne yaptı? Ertesi gün bütün gazetelerinde ve medyasında gece yarısı darbesi, cemaati bitirme planı, bilmem ne. Tamam mı? Şimdi ya bir dakika, bir sakin olun. Ya bir ikna etme. Hayır. Örgüt hepimizden daha iyi anlar bu işi. Çünkü kafa öyle çalışır. Biz sivil insanlarız. Örgütlü yapıyla mücadele edemeyiz. Bilmeyiz çünkü onların mantalitesini. Örgütlü yapılar insanları kullanır. Siyaseti de kullanır. Herkesi kullanmayacak kimse yoktur. Ama biz işte konuklarımız, ekran başında bizi izleyenler ayıptır ya der. Yani bir insan böyle kullanılır mı yani? Örgüt ayıp yok ki. Şimdi örgüt o yüzden en ufak bir şeyin nereye gittiğini bilir. Şimdi burada da anlıyor ki üstüme geliyorlar. O yüzden elinde ne varsa hepsini ortaya döküyor. FETÖ de öyle yapmıştı. FETÖ baktı ki Cumhurbaşkanı'nın artık dershane demesi boş bir laf değil. Çünkü dershane bizim hayat kaynağımız. Hem para kaynağımız hem insan kaynağımız. Bu adam bizim kökümüzü kurutmaya çalışıyor. Bunu anladı. O yüzden de nükleer bombayı direkt attı. Dedi ki darbe yapıyorsunuz bana. Darbelere karşı desteklediği bir hükümete yaptılar bunu, düşünün o zaman. Sözüm ona. Şimdi PKK da aynısını yapıyor. PKK işte normalde ya bir dakika diyor, niye boy gösteriyorsun? Ya bak hükümetler diyor ki ya o fotoğraflar fake olabilir diyor. İşte Dışişleri Bakanı İsveç'in yansıttılar ya terörist fotoğraflarını. Evet. Fake olabilir, kaynağından emin olmayabilir falan falan. Ya niye kendinizi bu kadar gösteriyor? Göstermeyin, çaktırmayın. Bak adam sizi kullanmaya çalışıyor. Bir anda bir ortalıktan kaybolun, yokmuş gibi davranın. Onlar da mücadele ediyormuş gibi davransın. Öyle değil. Örgüt bunun farkında. Örgüt diyor ki NATO'ya bunu kabul ettirirse Türkiye, biz yandık. O yüzden HDP ile ilgili bir son dakika var ediyor. Mustafa Bey, onu da paylaşalım. Hatta böyle bağlantılı HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası meclise ulaştı. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edilmiş. Bunlar kendilerini niye ortaya attılar? Oldu. Kimler var derseniz uzun uzun isimleri saymayalım ama HDP İstanbul Milletvekili var. Örneğin Dilşat Canbaz var. Şanlıurfa Milletvekili var. İşlerinde Muş Milletvekilleri var. Yani Diyarbakır Milletvekili gibi birçok milletvekili. Bu en son haklarında da dosyalar var. Hepsi geldi şimdi. PKK terör örgütü, evet. Elebaşı'nın lehine gösteri yapanlar. Bir terör örgütünün, evet, Elebaşı'nın lehine gidin. El-Kaide'nin öldürülen liderlerinin yahut yaşayanlarının neyse lehine bir gösteri yapın bakalım New York'ta. Guantanamo kapatılsın diye yapın. Hadi o da lazım değil. Bir Guantanamo gösterisi yapın ve oradakilerin fotoğraflarını taşıyın bakayım ne oluyor. Evet. Ne oluyor bir bakın bakalım yani. Hangi mülteci o andan itibaren Amerika'da mülteci olarak kalabilir? Hangi göçmen? İster yeşil kart olsun, ister pasaport versinler. Ertesi gün gönderirler. Şimdi bu Avrupa'da peki niye saklanmıyor bunlar? Özür dilerim. Sayın Gökçe bir şey mi söylediniz? Hocam. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim de. Estağfurullah. Yani gösteri yapanları dediniz. İşte geçen hafta polise yumruk attı. Bunu siz
Hiçbir yere yapamazsınız. Hiçbir yerde yapamazsınız Batı ülkelerinde. Evet. Yani polis boynunuza diz diziyle basar değil, yani. Sayın Gökçe 2019'da da Van'da bir polisi ısırmış. Hatta kendisi evet. aşı olmak zorunda kalmış. İronik komik bir durum. Yani ona da çok... ben çok güldüm. Yani garip dediğiniz gibi evet. Öyle insan ısırığı tehlikelidir. HDP'linki daha tehlikeli olabilir. Duydunuz mu sabah ben ne dedi? Şimdi mesele şu, neden kendilerini ortaya atıyorlar? Çünkü bu kararla biteceklerini düşünüyorlar. O yüzden Türkiye'nin NATO'ya karşı elini zayıflatan açıklamaların ne anlama geldiğini bir kez daha düşünmemiz lazım. HDP'nin dolaylı olarak zarar görebileceği, HDP'nin anlamını kaybedeceği. Neden? Sırtını ona dayıyor, YPG'ye dayıyoruz diyor sırtımızı. YPG'yi ortadan kaldırdığınızda HDP sırtını nereye dayayacak? HDP'nin sırtını dayayacağı Kandil'den başka bir yer var mı? Yok, hepsi atanmış. Hepsi örgüt tarafından seçilip beğenilip oraya atanmışlar. O yüzden başka türlüsünü yapamazlar. Onlar da yani İsveç'te yapılan şeyi ne yapıyorsun kardeşim? Sen biraz bak HDP ne diyor, ortakları ne diyor CHP ve İYİ Parti? Diyor ki bir tane İYİ Parti diyor ki biz PKK'nın yanında konumlandırıyoruz ama o muameleyi yapmıyor. Aynı İsveç'in yaptığı gibi. Biz terör örgütü kabul ediyoruz. Yani... Ne var ki bunda? Tam da sizin gibiyiz yani biz de terör örgütü. Gereğini yapıyor musunuz? Hayır. Ya. İYİ Parti ne diyor? Terör örgütünün yanında konumlandırıyoruz diyor HDP'yi. Gereğini yapıyor musunuz? Hayır. O bizim işim terörle mücadeleyi devlet yapsın. Sonra devlet yapınca da vay sivil siyaset. Neyse. Ya bu işlerin bu kadar yalan dolan işinde hocalarım yanında konuşmamın da bir manası yok. Onlar da sıkılıyorlardı ya. Bunu, bu yalan dolanı bu kadar bildiğimiz şeyleri tekrar tekrar söylemenin ne manası? Hakikaten öyle. Ama biz, tekrar biz bıktık. Yaşanıyor. Yani ama örgüt şey. Tekrardan fayda görüyor. Evet. Bak biz bıktık. Sivil insan, sıradan insanlar bundan bıkar. Örgüt evet. bıkmaz. Çünkü ne kadar çok tekrar ederse ya adam 20 yıldır bu işten vazgeçmedi. Demek ki bir bildiği vardır. Dedirttireceğini bildiği için. Peki öyle oldu mu? Evet oldu maalesef. Şimdi yalnız güçlerini göstermek. Bakın o terörü burada da yaparız ha dedirttirmek için. Olof Palme cinayetini valla biz yapmamıştık ama artık bundan sonra bilmiyoruz. Pozisyonu yaratmak için, tehdidi yaratmak tehdit için. Tabii ki bu tamamen tehdit zaten. Tamamen tehdit. Şimdi böyle olunca bu iş artık bizim sorunumuz olmaktan çıkar. Ne zaman Türkiye bu politikasında ısrar eder ve bu dış politikasını muhalefette desteklerse. Desteklemezlerse muhalefete rağmen Türkiye sadece Avrupa'yı değil kendi muhalefetini de ezerek kabul ettirmiş olacak bunu. Evet. Bu da muhalefette bilmiyorum bir muhalefetin, bir muhalefet partisinin, bir siyasi partinin bırak ben Türkiye'nin kurucu partisiyim o da yalan da. Çünkü Türkiye'yi bir parti kurmadı. Türkiye'yi bir hareket kurdu. Hareketten sonra bir parti çıkması hareketin tamamını temsil etmez. Parti bunu gururla taşıyabilir. Der ki ben temsil ediyorum. O zaman etmesi lazım. Etmiyorsa sahip çıkamaz. Bu kadar net. Yani bir dalın, bir yaprağın, bir kökün tamamını, bir ağacın tamamını temsil etmesini beklemiyoruz. Tohum olursunuz itirazım yok. Ama öyle bir tohum olma durumu da onu yok. Geçelim. Eğer böyle bir şeyi de iddia ediyorsan o zaman Türkiye'nin dünyaya, NATO'ya yani Avrupa'nın silahlı gücüye bununla dalga geçmeyeceksiniz. Avrupa'nın silahlı gücü, Avrupa'nın ordusu NATO. Avrupa'nın başka ordusu yok. Siz buna üyelik şartı olarak PKK ve avanesini terör örgütü olarak kabul ettirdiğinizde ki biz PKK, YPG'yi konuşuyoruz. Bunun içinde FETÖ de var. Bunu kabul ettirdiğinizde bu bir NATO müktesebatı haline gelir. Bunu Amerika'ya da başkalarına da ondan sonra sürekli burnunun dibine sokacaksınız. Ya siz geliyorsunuz öyle de at pazarlığı yapma kardeşim. Bak adamı ikna edemedin şey yapmaya. Ya adamı ikna edemedin diye bir şey yok ki. Adam zaten ikna olmak gibi bir derdi yok adamın. Sana karşı kullandığı bir malzemeyi onun sana karşı kullanılan malzeme olduğuna dair ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ya adam ben zaten kullanıyorum. Evet, sen ne anlatıyorsun bana? Bir haldir ki gidiyor. Biz böyle bir derdimiz var ya biz anlatamıyoruz kendimizi falan diye. Ya bundan tamam bunun için uğraşalım itirazım yok yani gereğini doğrusunu yapmamız lazım tamam ama bir de gerçekte durumun ne olduğunu anlamak var. Ben gerçekte durumun ne olduğunu bildiği halde biz kendimizi anlatamıyoruz diyenin aklından şüphe etmem çok zeki ama niyetinden şüphelenirim.
Şimdi bu konu üzerine konuştuk. Bir de asgari ücret mevzusu var ki oldukça önemliydi. Ondan da biraz bahsetmekte fayda var. Ne oldu? Dün bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleşti bu görüşme. Peki ne olacak? Şimdi Temmuz'a işaret edilmişti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi işaret etmişti. Ama ardından yeni düzenlemeler gelebilir dendi. Beklentiler de arttı. Masada ne var? Rakam ne kadar olur? Bunu da tabii konuşmak lazım. Cemal Zeyir ne söylersin bu konuda? Bu arada Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüşmüştü dün. Evet, bununla birlikte tabii beklenti arttı. Ondan bahsetmek istemiştim. Ne olur? Nasıl olur? Şimdi bu birincisi hükümetin ve hükümetin sözcülerinin ya da Çalışma Bakanlığı'nın bazı ifadelerinden bu dönemde asgari ücrette de bir düzenleme yapılacağı ifadelerini duyduk. Yani bu anlama gelen ifadeler açıklandı. Tabii ki Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ya da dünyanın içerisinde bulunduğu bir ekonomik kriz var. Ekonomik krizin de en büyük yansıması size bana enflasyon olarak yansıyor. Bu enflasyon oranında normal bu dönemde hızlı yükselmiş olması asgari ücretlerde ve tüm ücretli çalışanların ücretlerinde bir düzenleme yapma ihtiyacını hissettirdi ve zorunlu hale getirdi. Yani bu o kadar ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız ki bugün Avrupa'nın bile 12 ülkesinde çift haneli enflasyon söz konusu. O yaklaşık 20 yıldan beri Avrupa'nın 1-2 ülkesi hariç çift haneli enflasyon görülmemiş olmasına rağmen bugün 12 ülkesinde çift haneli enflasyon var. Diğerleri de sırada. Büyük ihtimalle onlar da gelecek ay, öbür ayda epey daha ülkenin bu kategoriye gireceğini göreceğiz. Yani bir enflasyon yeniden Avrupa'da ve dünyada yeniden hortladı. Tabii sebeplerini söyleyeyim, girmeyeyim şimdilik. Ama şuna baktığımızda bizde de ücretlerdeki bir erime söz konusu oldu. Yaklaşık olarak şeyden beri, yılbaşından beri Türkiye'de enflasyonun %35'e yakın bir artışını gördük ve bunu bu artış %35'lik yani 6 aylık bir dönemdeki bu artış bize zorunlu hale getirdiğini gösteriyor. Ha, konuşulan rakamlar tabii toplantılarda olanlar biliyor. Biz de sizin gibi medyadan öğreniyoruz. Tabii, evet, sizin beklentiniz nedir? Ondan bahsedelim o zaman. Toplantıda olan arkadaşları da tanıyoruz ama şimdi onların ifadelerini söylediğim zaman eli açığa düşer. Onun için onları söylemeyelim. Ama gördüğümüz şey şu ki 5000 lira üzerinde bir asgari ücretle karşılaşacağız. Yani bu şeyin içerisinde. 5000 liradan yukarı bir beklenti var. 5000 lira olması demek de yani %20'nin üzerinde bir, %20'ye yakın bir ve üzerinde bir artış olacağını gösteriyor. Bazıları 6000 diyor. Ama benim kanaatim Sayın Cumhurbaşkanımız bu olayın farkında. Yani şey olarak da alt gelir gruplarının, ücretli gelir gruplarının hayat koşullarındaki zorlaşmanın farkında ve bunu da düzeltmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Sık sık yeni bu alt gelir gruplarının özellikle para ihtiyacı olanların hayatını baz alarak bir takım indirimlere giriyor. Yani diyelim Boğaz'da villada oturanın elektrik fiyatından ne kadar inecek onu düşünmüyor ama diyelim bir iki oda bir mutfak bir evde oturan ya da bir son bir evde oturan kişinin elektrik fiyatının daha az yansıması için düzenlemeler yaptı mesela, değil mi? Yani onun için yani bu asgari ücretliler genelde 4250 lira ve üzerindeki bir gelirle geçinmekte olan gruplarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ana hedef kitlelerinin en başındaki grubu oluşturuyor. Onun için burada bir düzenleme yapılacağını, 5000 ile 6000 arasında bir fiyat sık sık konuşuluyor. Ama ben Cumhurbaşkanımızın elini biraz şey olarak cesur tuttuğunu gördük biliyorsunuz en son asgari ücret düzenlemesinde. Yine yapacağını düşünüyorum ve bunda da bir iyileşme olacak. Çünkü toplumda gerçekten de alt gelir grubu. Hayat koşulları cidden zorlaştı. Zorlaşmanın sebebi de tabii küresel manada başlayan krizin, emtia fiyatlarının artması, tahıldan benzine, elektrikten doğalgaza her türlünün artması dolayısıyla oldu. Aslında alt gelir gruplarına hükümetin izlemiş olduğu politikalardan dolayı
ciddi bir şeyde yapılmaktadır. Yani destekler var mesela elektrik desteğinden tutun da doğal gaz desteği zaten %80'lerin ötesine geçti Türkiye'de şu anda evlerde kullanılan doğal gazların geçti. Bunun diğer kalemlerde de başka alanlarda olduğunu görüyoruz. Onun için bir düzenleme olacak. Ciddi bir beklenti de var. Ve bu beklenti karşılanması gereken bir beklenti olduğu kanaatindeyim. Evet, teşekkür ederim Sayın Zehir. Şimdi tabii bunun 6 aylık bir zam olduğunu da hatırlamak lazım. Ara bir formül olduğunu da ifade etmek lazım. Siz neler söylersiniz Sayın Gökçe? Merve Hanım, şimdi halkın alım gücü oldukça zayıfladı. Bu enflasyonun yüksek çıkması, fiyat artışları, mazottaki artışlar. Geçen haftaki programdan sonra bir yere gittim, bir arkadaşların yanına gittim de onların da söylediği şu, yani bu o günde mazota zam gelmişti. Yani bunu mutlaka vurgulamanız gerekiyor bana, yani hocam mutlaka vurgulayın şeklinde. Çünkü hakikaten küçük esnaf da dahil olmak üzere, yani ücretlerin dışında küçük esnaf olsun, diğer olsun, sanayici olsun, yarını görmekte aslında zorlanıyor. Bu petrol fiyatlarındaki artış, doğal gazlardaki artış, elektrik fiyatlarındaki artış, işte enflasyondaki yükselmeler. Bununla ilgili olarak hükümetin, biraz önce Sayın Hocam da belirttiği gibi, Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Bununla ilgili hükümet tedbirler almak istiyor ama işte dış piyasalarında yansıyan gelişmeler Türkiye ekonomisine, diğer ülkelerdeki enflasyonun yüksek çıkması, bütün bunlar küresel anlamdaki ekonomik etkilerde Türkiye'yi de etkiliyor. Bununla ilgili tedbirler alınması şart. Çünkü Türkiye, yani halk gerçekten şu anda oldukça düştü alım gücü ve bu konuda kendi çapında tedbirler almaya çalışıyor. İşte tüketimi azaltmaya çalışıyor ama bir yere kadar bunun da sınırı olduğunu herkes belirtiyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda da seçim var. Bu seçime doğru da mutlaka böyle bu ekonomideki bu bozukluğun ya da işte enflasyonun bir şekilde durdurulması gerekir. Aksi takdirde bunun ben sandığa da yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün siz başarılı bir hükümeti hiçbir şekilde sandıkta yıkamazsınız ama bunun bir tek etkeni vardır. O da iktisadi gelişmelerdir. Çünkü iktisattaki, ekonomideki gelişmeler, olumsuz gelişmeler siyaseti doğrudan etkilemektedir. Bunun tarihte örnekleri oldukça fazladır. Dolayısıyla bunun farkında olan da bir hükümet var. Yani sadece seçimler bazında da bunu düşünmemek lazım tabii ama işte halkın refahını artırmak için de gerekli tedbirler almak isteyen bir hükümet olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da durumun farkındayız. Buna göre önlemler alıyoruz. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Vatandaşımızın yanındayız. Hep bunu söyleyip zaten bu adımlar da buna göre atılıyor. Bu Temmuz'daki meseleyi de ben öyle okudum. Aralık'ta 3600 ek gösterge meselesi var. Sadece birkaç memuru kapsıyordu. Tüm memurları kapsayacak. Yani bakıldığında önemli adımlar atılıyor. Ne söylersiniz? Şimdi şöyle, tabii bunun hükümetin sırtında yumurta küfesi var. Yani evet. Onu taşımak zorunda, yumurtaları da kırmamak zorunda. Muhalefetin yok. Yani uzay programı Türkiye'nin bilimsel gelişmesine bir üniversite kurmayı bırakın. Hani beyin göçü falan diyoruz. Onların tamamını geri çektiğini diyor. Bundan daha fazla faydalı. Ama domates fiyatıyla falan uzay programını eleştirebiliyor muhalefet. Şimdi böyle bir ahlaki düzey var. Evet. Öyle olunca şimdi hem buna ya manyak mısınız siz kardeşim demesi gerekiyor bir hükümetin. Hem finansal istikrarı koruması gerekiyor. Hem Rusya-Ukrayna savaşına müdahale olması gerekiyor. Hem terörle mücadele etmesi gerekiyor. Terörün finansmanına işte atıyorum uyuşturucu baronlarına bu falan falan bir sürü ya. Öbür evet. tarafta öyle bir dert yok. Domates mi arttı? Vay domates fiyatı 6 ay domates konuşuyoruz. Domates fiyatı 4,5 liraya aldım dün domatesi ben. Şey gibi yani hakikaten armut gibi, deveci armudu gibi domates. Çok güzel. Tamam. Niye oldu? Bak niye demek ki düşebiliyormuş değil mi? Evet. Tarla mı? Daha durun bakalım tarla değil onun da dibi yeşil. Yani yeşilken koparılmış. O da seradan daha henüz tam %100 tarlaya dönmüş değil. Şu sıralar dönüyoruz. Ve 6, 7, 8, 9 liralardan doğru gelmeye başladı son bir aydır aşağıya doğru. Beni şimdi izleyiciler biliyor. Ben her cuma günü 2 haftadır gidemedim. Gecekondudan dönüşüm bir mahallede oturuyorum ben.
ve oradaki pazar hala o gecekondu pazarı. O mahallenin içinde duruyor kalan kısmının. Ve ben fiyatları doğrudan takip eden biriyim. Bu fiyatların da nereye doğru geriye nasıl geriye doğru geldiğini görüyorum. Geçen sene de 6-11 lira arasında fasulye alıyordum. Şimdi 6 liraya yok ama 9-15 lira, 9-16 lira arasında fasulye satın alabiliyoruz, taze fasulye. Efendim nereden? Gecekondu pazarına gelin bu görürsünüz. Şimdi yani sadece orası da değil ya, bu genelde böyledir. O pazarcı atıyorum Ataşehir pazarına gittiği zaman, ya buradan Ataşehir'e gitmez de Bahçeşehir'e gider mesela. Bahçeşehir'de biraz daha pahalı satar. Başakşehir'de biraz daha pahalı satar. Hı hı. İşte atıyorum Ziya Gökalp'te biraz daha ucuz satar filan. Onlar da bir ortalama tuttururlar. Ama hani ne oldu? Kimse niye bahsetmiyor bundan? Neden? Çünkü ucuzladı. Pahalandığı zaman konuşacağız onu. O kadar takip etmiyorlar. O kadar manşetten gidiyorlar ki. Gördüğü lafa bakıyor. Aa filancı bilmiyor. Ya haberin içi öyle değil. Önemli değil. Manşetten gidiyor. Emek sarf etmek yok. Ve patates için konuşuyorlardı. Patates 12 lira oldu. Patates gene 11 liraydı en son. Taze patates geldi 11 lira, pahalı. Ben burada söyledim, kimse konuşmuyor. Neden? Çünkü takip etmiyorlar. Neden? Çünkü orada şimdi mazot var. Mazot var, mazot daha kıymetli. Dayanın mazota. Bu sefer mazottan gidiyoruz arkadaşlar. Hop mazot. Ya troll müsünüz, siyasi parti misiniz? O yüzden biraz o güveni vermesi lazım. Ben şimdi nasıl güveneceğim? Adam neyin manşeti oradan gidiyor. Efendim filmden neye ne kadar zam? Ya hükümet bilmiyor mu kardeşim? Hükümet kendi kendine zam yapmasını gerektirecek zamlar yapıyor. Ne demek bu? Ulaştırmaya, doğalgaza, elektriğe, benzine, mazota. Gerçi onları rafineri yapıyor da. Yani en azından o mekanizmasını hükümet belirlemiş. Ya bunu bilmiyor mu? Bunları yaparsak enflasyon yüksek çıkacak. Biliyor. Ama zorunlu mu? Zorunlu. Kalan kısmını ben hallederim diyor. Yani zorunlu olduğu şeyler konusunda tırnak içinde goy goy yapmıyor. Şimdi bütün bunlarla dolayı da enflasyonun artacağını, gelirlerin düşeceğini, yılbaşında yaptığı zammın 6 ay yetmeyeceğini bilmiyor mu? Onu da görüyor. Hı hı. Ona göre de tedbirini almaya çalışıyor. Şimdi siz arada efendim bilmem kim ne kadar, ya biliyoruz biz yaptık zaten onu. Mecbur kalmasaydık yapmazdık, karşılığında vermeye çalışacağız. Şimdi hükümetin böyle bir sorumluluğu var. O karşılığında görebildiğim kadarıyla verecek şimdi meclise ek bütçe gelecekti. Bilmiyorum ne oldu o, geldi mi gelmedi mi, çok takip edemedim bu hafta. Yani dün veya cuma günü. İşte o ek bütçenin içerisinde zaten artışlar aşağı yukarı bir şey verecek, bir görüntü verecek. 6 aylık şey belli, memura, emekliye yapılacak olan zam belli, 6 aylık enflasyon bunu zaten gösterecek. Geçen yıllarda ne yapıldıysa onun karşılığı alınacak yani. Artı enflasyon farkıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla orada bir rakam çıkacak. Şimdi evet. İyi tarafı şu. Memur, işçi, işte memur, emekli sözleşmeyle bir maaş alıyor. İşçi sendikalıysa zaten bir problem yok. Çünkü orada sendika, işveren kavga, dövüş bir şekilde uzlaşıyorlar bir yerde. Bir hakkını alıyor. Burada önemli olan asgari ücret, yani standart sabit gelir. Sendikasızlık. Ben hep söylüyorum işte, ya solcu olsa adamın heykelini dikerlerdi. Vedat Bilgin'in, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'nın. Çünkü yani hiçbir bakan bugüne kadar, el altından demeyelim ya, kamu gözlerden uzak bir biçimde, çok bunu göstermeden yapmış olabilir, bilmiyoruz, tanık olmadığımız için. Ama şunu biliyorum ben. Vedat Bilgin bütün iş yerlerinde örgütlü işçilerin, çalışanların örgütlenmesi konusunu en fazla teşvik eden ve en fazla gündeminde tutan bakan. Hı hı. Yani o teşvikin mali karşılığı da var. Evet. Neden? Diyor ki ya devlet, hükümetler pazarlık etmek zorunda kalmasın kardeşim. Zaten belirlemiyor ki asgari ücreti, hükümet belirlemiyor ki. Şimdi hükümet asgari ücreti bir artış yapacak. Yeni bir asgari ücret belirlemeyecek. Benim anlayabildiğim, çünkü zaman sıkıştı. Böyle toplandı bilmem neydi, yasa değişikliği gerektiriyor falan. Öyle olmayacak. Nasıl bir formül buldular onun tabii ayrıntısını bilmiyorum. Şimdi tabii Vedat Bilgin'den de bahsettik. Yapmış olduğu toplantılar, düzenlemeler hep bizler de canlı yayınlarda ekranlara getirdik. Mücadele bir şekilde somut şekilde ortaya konuyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Mustafa Bey bakın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda bugün de toplantı var. Yani bugün de yine bu konu masada. Bu yine konuşuluyor. Türk İş Başkanı da mesela iyi de bir şey tuttu. Tutturdular onlar. Yani şöyle, ben hayal ediyorum. Bu şu kadar verebiliriz. Olmaz, yetmez bu.
şunu bak şöyle yaparsanız daha fazla gelebilir burada. Hı hı. Yok olur da olmazdı. Bunlara kavga dövüşe, işçinin zarar görebileceği bir greve ya da ne bileyim işte evet, bunlara bileyim. Dönüştürmeden hı hı. Ya kimse tartışmadı ya. Dikkat evet. Edin bakın kimse tartışmadı. Yani en rigid sol ya da ne bileyim tırnak içinde kendini eskiden öyle derler bizim 80'lerde hocam hatırlar daha evrimci falan derlerdi. Bu tayfa bile bu artışlara falan bir şey söyleyemedi. En fazla şunu dediler. Ya bu enflasyon böyle giderse bunlar erir. E tamam erir, eridiği zaman da üstü tamamlanır. Üstü tamamlanana kadar geçen zamanda insanlar zarar görmüyorlar. Evet görüyoruz ama burası cennet değil. Yapılacak bir şey yok. Buraya kadar olabiliyor. Hı-hı. Bizim enflasyonumuz 10 kat arttı mı? Arttı. Avrupa'nın, Amerika'nın enflasyonu 10 kat arttı mı? Arttı. Hı-hı. Bizim problemimiz ne? Enflasyonumuz 20'den işte atıyorum 10'dan 10 kat arttığında %100'e geliyor. Onunki 1'den 10 kat arttığında %10'a geliyor. Şimdi biz %4 enflasyonları gördük mü zamanda? %4 işte o arada %9, %11 büyümeleri gördük mü? Evet gördük. Bunu dolar paritesinin bizi hiç rahatsız etmediği dönemleri gördük mü? Evet gördük. 15'i gördük. Evet yani bu biz bunları tekrar göremez miyiz? Tekrar yine görebiliriz. Enflasyon hükümete sürpriz değil ki. Demin söyledim zamları zaten o yapıyor. En fazla enflasyonu etkileyen zamları. Mesele şu, gıda. Bizim gıdaya erişimimizin kolaylaşması lazım. Bakın buğday, evet, erişimi hani... kolaylaştı. Bak 5 liraya çıkıyor. Niye? Ben 4 liraya aldım geçen gün. Ne zaman 4 lira oldu dedim. Çünkü ben 3 lira biliyordum, 3-3,5 lira. Dediler ki yapılacak bir şey yok abi. Biz bunu arttıramazsak bu fiyatı ödeyemeyiz. Niye oluyor bu? Peki, şimdi, ondan bahsedelim şimdi, mi? Benim derdim bu. Benim derdim bana bunu birinin izah etmesi. Tamam. Evet. Çünkü bir savaş insanlar var. 10 tane savaş var tamam ama Ukrayna, biz Rusya bunu savaşı nasıl var, tahıl kaldı. Şey deyimle kompanse ederiz. Yani nasıl biz tamam dünyada ya doğalgazı sübvanse ediyor muyuz? Neredeyse tamamını dışarıdan aldığımız. Tarımda da buğdayda da yapabiliriz mesela bunu. Ya ben muhalefetten şöyle bir şey bekliyorum. Ey hükümet doğalgaza yaptığının onda birini yapsam buğdayda bu ekmek fiyatı 2 liraya düşer. Desin bana ya bir hesap yapsın. Yok. Kafasını çalıştırıp biraz yarım saat vakit harcayıp biraz emek harcayıp biraz ter döküp bir proje ortaya koymuyor ki. Bana düşüyor bunu söylemek. Bu zamana kadar ben diyorum ki ben gerçekten bunu öneri olarak söylüyorum. Ya elektriğe, doğalgaza, petrole yaptığınız sübvansiyonun daha fazlasını buğdaya yapın. Ekmek fiyatı biraz Türkiye'de düşük olsun dünyada. Bir zararı var mı bunun? Ha çıkıp bana bunu şunu mesela Tarım Bakanı der ki ya senin dediğin gibi olmuyor işler. Hı hı. Ama ben vatandaşım 10 tane ekmek yeren ev var. 10 tane ekmeği 50 lira her gün verdiğinde adamın cebinde para kalmaz ya. Şimdi böyle bakarsanız sadece ekmekle doyulmayacağına göre o zaman bir gösterge niteliğinde bir şey çünkü ekmek fiyatı. Şey gibi dolar fiyatı gibi işte faiz gibi enflasyon rakamı gibi. Gösterge niteliğinde ve insanları doğrudan etkiliyor. O zaman buna karşı bir tedbir almanız lazım. Ha alınmayacaksa tedbir ya problem değil. O arttıkça biz de ona göre bir artış yapıyoruz dersiniz. Buna da eyvallah itirazım yok ama bunun izah edilmesi gerekiyor. Çünkü karşımızda hani zaten izah etmeye çalıştığımız şeyi kullanan bir Avrupa yok. PKK, YPG meselesi değil bu. Bu vatandaş ve vatandaşa izah etmek zorundasınız. Neden? Ya vatandaş şimdi bilmiyor ama sonra anlar. Seçimden sonra anlayacaksa. Bir de ekmeğin 5 lira olacağı da konuşuldu. Bu da geldi gündeme. Şimdi, 5 lira. Şimdi 4 lira en son 5 lira da olabilir yani. 225 gram, 20 gram ekmek 5 lira karar aldılar fırıncı odası. Evet. Şimdi o yüzden bu tür şeylerin planlamasının yapılması dediğim gibi 5 lira olur. Sizin de geliriniz artar. Tamam buna itirazım yok. Normalde şöyle matematiksel olarak yok ama gerçekte var. Neden? Çünkü sizin geliriniz 2 katı artsa bile. 4 liradan 3 liradan 5 lira olmuş olan bir ekmekteki 2 lira artış daha fazlası size verilmiş olsa bile sizi rahatsız eder. Çünkü ekmek 5 lira kardeşim diyorsunuz. Neden? Çünkü bir yıl önce bir ekmeğe değil bir dondurmayı ya da ne bileyim çikolatayı 5 liraya alıyordunuz. Ciddi bir şey alıyordunuz 5 liraya. Şimdi 5 lira bir ekmek aldınız da o 1 lira demek. O algıyı evet. O algı niye önemli? Ya efendim algı önemli değil ya algı ya insanlar algıyla oy veriyorlarsa siyaset için önemlidir algı yani. Şimdi işin biraz da küresel boyutunu konuşalım mı? Sayın Zeyn buyurun. Özür dilerim lütfen buyurun. Şimdi ekmek işi söz konusu olunca ben İstanbul Ticaret Odası'nın
Fırıncılar rapor yapmıştım 10 yıl önce 2012'de. İki sene önce de İstanbul'da yine Fırıncılar Odası, Ticaret Odası'nı yazmıştım. Fırıncılar Odası'nda ekmek raporunu yazdım fiyatlarla falan. Bayağı ilgilendiğim yakın bir alan. Büyük bir araştırma İstanbul'da 2800 fırın üzerinde bir araştırma da yaptık. Niye çıktı? O 10 yıl önceki birinci araştırmaydı burada. Esas şey şu. Şimdi biz Türkiye buğday, tabii ekmeğin temel ham maddesi buğday. Ve buğday fiyatlarının bu Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla yükseldiğini görüyoruz. Bu yükseliş ciddi bir yükseliş buğday fiyatlarında. Bir de devamlı, borsa bile devamlı yukarı gitmiyor ama buğday fiyatları devamlı yukarı gidiyor. Yani böyle düşün. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama Türkiye buğday üretimi açısından kendi kendine yeterli olmamıza rağmen bu sene kendi ihtiyacımızı yapacağız ama Türkiye önemli, dünyanın en büyük un ihracatçısı. Bu konuda belki un fiyatlarının artması şeyin fiyatlarını arttırıyor, ekmek fiyatlarını arttırıyor. Bu konuda belki bu döneme ait olarak un ihracatında belli bir sınırlamalar falan, yani eline kadar şey yapsak da içerideki talebi desteklemek adına bir sübansiye edilebilir. Yani satılmasının veya da ihracatına belli bir sınırlamalar konulabilir. Çünkü un ihraç ettikçe, çünkü bir dünyadan talep var ama içeride ekmeğin fiyatı artmaya başladı. Yani bu ekmekte az önce Mustafa Bey'in dediği gibi 220 gram ekmeğinin 5 liraya yemeye başlayacak halk. Yani bu da bir asgari ücretti ki çok önemli. Ya da Türkiye'de 27 milyon kişi düzenli maaşla geçinen insan var bu ülkede. Emeklisi, asgari ücretlisi, memuru ve bunlarının ana şeyinde kahvaltısında, sofrasında birinci madde ekmektir. Yani pasta yiyemiyoruz, yani ekmekle idare ediyoruz. Onun için bunu biraz desteklenmesinde ya da bununla ilgili bu anlattığım bu bakış açısı göz önünde bulunarak koşullar düşünülmesi gereken, stratejiye bunu eklemek gerekiyor en azından. Evet, bu toprakların kutsalıdır ki ekmek, yani bahsediyoruz. Şimdi küresel boyutta da biraz değerlendirmek istiyorum ben. Şunu söyleyelim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşından, müzakerelerin durmasından da bahsedildi. Ama şu nokta var, Ukrayna tahılı Karadeniz'den nasıl ulaşacak? Geçtiğimiz günlerde bu konuşulmuştu, hatta işte Türkiye'nin karargah olduğu bir şekilde güvenli bir koridorla birlikte dünya piyasasına sunulması, 20 milyon tondan bahsediliyor. Evet. Siz de dile getiriyorsunuz, Ukrayna %20-25'ine sahip bu tahılın, Rusya keza %40'ına sahip. Yani bir şekilde burada bir çözüm bulunması lazım. Türkiye bir tek elini taşın altına koyuyor. Yani ben böyle okuyorum kendi adıma. Sayın Gökçe, sizinle devam edelim bu konuya, ne söylersiniz? Görüşme de yaptı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslar devam ediyor. Merve Hanım, şimdi Rusya-Ukrayna savaşı güvenlik kavramında bazı hususların yeniden gündeme getirdi. Yani buradaki sadece askeri güvenliğin dışında işte gıda güvenliği burada ön plana çıktı. Enerji güvenliği ön plana çıktı. Nasıl ki pandemiyle beraber sağlık güvenliği hususu ön plana çıktıysa da Rusya-Ukrayna savaşında da öncelikle gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması ve bunun sürdürülebilirliği konusunda ülkeler daha fazla kafa yormaya başladı. Çünkü bu savaşla beraber ülkeler kendi halklarının gıda ihtiyacını sağlayabilmek için, gıda ihtiyacının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için de çeşitli politikalar uygulamaya başladı. Çin tahıl stoku yapmaya başladı. Hindistan tahıl stoku yapmaya başladı. İşte Ukrayna'da depolarda kalan 25 milyon ton tahıldan bahsediliyor. Limanlarda kalan, işte depolarda da 40 milyon tahıldan bahsediliyor. Bunların güvenli şekilde bir şekilde dünya piyasalarına ulaştırılması da küresel anlamda bütün ülkelerin sorunu. Şimdi Birleşmiş Milletler bu konuda mutlaka adım atmak zorundadır. Yani Birleşmiş Milletler'in buradaki misyonu sadece uluslararası güvenliğin, askeri güvenliğin sağlanması değil. Zaten Birleşmiş Milletler bu konuda sınıfta kaldı. Yani bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
barış anlamında, uluslararası güvenlik anlamında şu anda herhangi bir şey yapamıyor. Ben bu yani bunu açık net bir şekilde söylemek lazım. Dünyanın neresinde bir çatışma varsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden bir tanesinin o bölgede parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bunun dışında başka misyonlarını yerine getirmesi gerekiyor. Nedir bunlardan bir tanesi? İşte gıda güvenliği. Bugün Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalarına aktarılması şart. Bunun için de güvenli bir koridorun oluşturulması gerekiyor. Bu güvenli koridorun oluşturulabilmesi için de işte sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye elini taşın altına koydu. Ama sadece Türkiye yetmez burada. Çünkü burada meydana gelecek herhangi bir manipülasyon ya da herhangi bir saldırı diyelim, Türkiye'nin de küresel anlamda başına sıkıntıya sokabilir. Bunu mutlaka bir Birleşmiş Milletler gibi bir üst kuruluş tarafından ele alınması gerekiyor. Onun koordinatörlüğünde yapılması gerekiyor. Ama Türkiye'de tabii bu konuda özellikle bu bölgedeki mayınlı bölgelerin temizlenmesi olsun, buradaki gemilerin uluslararası sulara çıkarılmasında güvenliğinin sağlanması olsun, işte boğazlardan geçişi konusunda Türkiye gerekli desteği verecektir. Özellikle buradaki temel sorun mayınların temizlenmesi. Çünkü o bölgelerde daha önce yapılmış açıklamalar var. İşte serbest bırakılan ya da serseri mayın olarak adlandırılan bu mayınların şu anda nerede olduğu ya da ne durumda olduğu bilinmiyor. Bütün bunların temizlenebilmesi için, o yolların güvenli hale gelebilmesi için de Karadeniz ülkeleri dışında, Rusya dışında diyorum ben, diğer işte Romanya, Bulgaristan olsun, bu ülkeler içerisinde Türkiye oldukça deneyimli ekipman evet. bakımından hem personel hem de diğer askeri malzemeler bakımından Türkiye oldukça yetenekli, imkan ve kabiliyete sahip bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bu konuda destek verebilir. Türkiye bu konu burada özellikle gemilerin uluslararası sulara götürülmesi konusunda güvenli bir şekilde götürülmesi, taşınması konusunda oldukça büyük bir destek verebilir. Ancak bunu sadece Türkiye-Rusya bağlamında değil, Birleşmiş Milletler kontrolünde. Ancak şu da şart, şunu da belirtmek gerekiyor. Montreux açısından da değerlendirmek lazım. Buradaki yabancı bandıralı gemilerin kendi ülkelerinin, yani bağlı bulundukları ülkelerin savaş gemilerinin kontrolünde yapılması da Montreux konusunda sıkıntı yaratabilir. Türkiye bu konuda da çekincelerini belirtti. Bu Karadeniz'e her ne sebeple olursa olsun yabancı savaş gemilerinin de girmemesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin de bunu kendi imkanları, yani kendi savaş gemileriyle kendi güvenlik tedbirlerini alarak bunu yapması gerekiyor. Ama Birleşmiş Milletler nezdinde koordinatörünün yapılması bence en iyi seçenek gibi duruyor. Bir de şunu evet. belirtmem gerekiyor. Buyur. Türkiye bu bölgede Ukrayna-Rusya savaşı, işte konuşmamın başında belirttiğim gibi enerji güvenliğinin dışında gıda güvenliğini de ortaya çıkardı. Ve Türkiye'nin de bu bölgede işte enerji ve Türkiye'siz enerji güvenliğinin sağlanamayacağı, enerji politikalarının geliştirilemeyeceği görülmüştü. Yine bir şey daha ortaya çıktı. Bu bölgede özellikle tahıl, buradaki Rusya ve Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye'siz de bir gıda güvenliğinin geliştirilemeyeceği de ortaya çıkmış oldu bu bölgede. Bu da Türkiye'nin jeopolitik önemini bir kez daha ortaya çıkardı diyebiliriz. Evet, öyle bir noktadayız ki hem zaten savaşın başından beri Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları, hem şimdi küresel gıda dedik ama enerji krizinden de bahsettiniz. Önemli bir noktaya değindiniz. Bunların hepsiyle Türkiye'nin bir şekilde çabasıyla devam ediyormuş gibi. Yani Türkiye bir şey demeden yapmadan akıllarına gelmiyormuş gibi bir durum var. Birleşmiş Milletler'in durumu önemli. Bir de Rusya, Ukrayna'nın iki tarafında galiba savaşın taraflarının da önemli adımlar atması lazım. Ben şu anda bu gıda koridorunun tam olarak hangi aşamaya geldiğini, yani toplantılar ne boyutta gidiyor, somut bir tarih var mı, ne zaman başlayacak, bunu da merak ediyorum. Sayın Zehir, var mıdır bu konuda? İlerleme kat ediliyor mu? Müzakereler devam ediyor. Evet. Halen bir resmi açıklama gelmiyor. Yani şu tarihte olacak. Şimdi çünkü bunun sadece gıda piyasaya sunma işi değil burada. Ukrayna aynı zamanda şunu istiyor. Karadeniz kıyısında Odessa'dan çıkacak olan özellikle gemilerin buranın güvenliğini istiyor. Nasıl güvenliği? Mayınlardan temizlendiği zaman bölge Rus askerleri devamlı saldırabilir. Yani Rus deniz donanmasının saldırısına uğrayabilirim. Mayınlar çünkü onun için çok önemli bir şey. Savunma silahı olarak kullanılıyor.
Ya istediği şu, yani Birleşmiş Milletler gözetiminde çıkarken bir daha denizden bana Ruslar saldırmayacak garantiler istiyor. Yani Rusların masada istediği önemli şeyden denizden saldırmayı engellemek istiyor. Onun için de uluslararası destek, Birleşmiş Milletler desteği, Güvenlik Konseyi desteğini de şart koşuyor. Yoksa Ukrayna bu özellikle 20 milyon ton civarındaki tahıllar, başta buğday olmak üzere bu limanlardaki depolarda bekliyor. Bunu buradan değil de karayolu da gönderebilirdi. Yani şu ana kadar savaşın başladığından 26 Şubat'tan baktığımız zaman neredeyse 4 ay bitti gibi. 4 aya bitimine yaklaşıyor. Bunları gönderebilirdi. O da bunu bir stratejik silah olarak kullanıyor. Bu yönde görmek gerekiyor. Ama Türkiye'nin dışında da bununla ilgili evet müdahaleleri olmuyor. Tabii bizim Medyasat'e Türkiye'yi haber yapıyor ama gerçekten çünkü bu savaşın başından beri barışı isteyen, buradaki yanan ateşi söndürmek için su taşıyan temel ülke Türkiye. Diğerlerinin hepsi elinde şeylerle, benzinlerle ateşe devamlı benzin döktüğünü görüyoruz. Ve evet, gerçek manada Rusya'yı savaştan şey yapacak, saldırganlığından vazgeçirip de bir adım atmıyorlar. Yani devamlı, yoksa stratejik silahlar verebilirlerdi. Daha ciddi silahlar, Rusları durduran silahlar verebilirdi. Ne Amerika verdiğini ne Avrupa'nın verdiğini görüyoruz. Verdikleri silahlar evet yararlı silahlar, Ukrayna'ya verdikleri silahlar ama onlar için de elinde olmayan silahlar ama bu silahlar Rusların süpersonik füzelerine karşı bir işe yaramıyor. Yani Rusların elindeki o baskın, hakim gücü sekteye uğratacak ya da bunun sıkıntıya sokacak çok fazla işe yaramıyorlar. Daha çok Rusların kara savaşlarında, kara hakimiyetinde kurmasında engelleyecek silahlar daha çok gözüküyor ortada. Evet. Onun için bu manada Türkiye elini taşın altı koyuyor. Tabii az önce Sayın Ali Fuat Bey söyledi, çok önemli bir şey var. Türkiye evet enerji güvenliğini düşünüyor, gıda güvenliğini düşünüyor ve bu bölgedeki barışı düşünüyor. Yani Türkiye bu manada bunları düşünürken buna da kilit rol. Aynı zamanda Türkiye yani yerel bir ülke olmadığının, BM'nin güvenlik konseyi üyesi değil ama bu bölge güvenlik konseyi üyelerinden daha fazla rol alan, elini taşına koyan bir ülke, yani bölgesel bir güç olduğunu ötesinde bir iş yapıyor. Zaten Türkiye'nin tarihi misyonu da bölgesel gücün çok ötesinde. Çünkü dünya tarihinin bilinen en uzun süre süper güçlerinin torunları olan Türkler. Hani geçen gün İlber Hoca'nın bir röportajını okudum. Tarih ve dünya medeniyeti Türkleri bekliyor. Yani yeniden süper güç masasında elini masaya koyacak bir Türkiye, yumruğunu vuracak Türkiye bekliyor. Çünkü adalet bekliyor. Bu adalette ancak evet, Türk'ün eliyle yüzyıllarca karşılanmış, tesis edilmiş. Yine de bizim şu an her ne kadar olumsuz koşullarında olsa bile yine de Türkiye'nin bu manada elini taşın altına koymasıyla bulunduğu pozisyondan daha fazla yüklendiğini görüyoruz. Bu da bize yakışan tarihi bir misyonumuz. Evet, yani ifade ettiğiniz şeyler gibi. Buyurun. Yani diyorum hep negatif şeyler konuşuyoruz ama yani durum, etraf çok kötü ama her şey de negatif değil. Yani güzel şeyler de Türkiye'de oluyor, gelişmeler oluyor. Bunlar da konuşmak gerekiyor yani analiz sentezde diye düşünüyorum. Tabii ki. Teşekkür ediyorum katkılarınıza. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Yavaş yavaş da siyasette fark ediliyor ki Türkiye olmadan ne bir bu konuda Rusya-Ukrayna savaşında bir yere gidildi. En son yani Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı bile Türkiye'de gerçekleşti. Yine keza bu gıda koridoru sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'den geçiyor. Dış siyaseti biraz bırakalım şimdi, zamanımıza daralmaya başladı. Bize şöyle bir gelelim, Türkiye'ye dönelim. İstanbul'da bir kriz var bu ağaçlarla alakalı. Yani şöyle soft bir gündeme geçmek istiyorum. Bundan çok da uzun bir süre önce değildi, Çırağan Caddesi'nde asırlık çınar ağaçları vardı. O ağaçlar katledildi. Acaba şaka mı diye bunlar kesiliyor diye kendi adıma düşündüm. Sonrasında geçtim o caddeden, gerçekten de yoklar. O ağaçlar katledildi. Önce dediler ki ağaç kanseri. Sonra rüzgar var devrilir, aman tehlikeli. Sonra biz buraya kaldırım yapacağız dediler. Çok da zaman geçmedi. Şimdi aynısı Emirgan'da var. Onlar kesmişler. 54 ağaç, sayısı da bu şekilde. Şimdi, Orman Genel Müdürlüğü'ne de haber verilmemiş. Onlar ben, açıklama yapmışlar. Buyurun Mustafa ben Bey. Ben bir şey söyleyeyim. Neden? Yani Gezi Parkı'nda, Gezi Parkı'nın ağaçları değil. Çok net, kimse bunun üzerine tartışmasın lütfen. Orada kendiliğinden biten kenardaki çalılar için
kıyameti koparanlar. Evet. Şimdi ahlaksızca susuyor. Susmak ahlaksızlık bir eylem değildir aynı zamanda. Susmak da ahlaksızlıktır. O gün var susuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve avanesi, İYİ Parti de dahil. Gezi olayları üzerinden bir rövanş ittifakı kuruyor. Buyurun bu gezi olaylarının ne olduğunu buradan bir daha görün. Sebebinin ne olduğunu bir daha görün. Sebep ağaç mı? Buyurun. Her şey konuşuyordunuz. Ne oldu? Neden şimdi susuyorsunuz? Efendim o kansermiş. Bilimsel bir takım raporlar be. Öbürünü sordunuz mu ya? Burada hangi ağacı kesiyorsunuz kardeşim? Ne oluyor burada diye sordunuz mu? Sormadınız değil mi? Linç halinde yığıldınız ortaya. Efendim? Mustafa Bey şu ağaçların görüntüsünü görürseniz bunlarda kanser manser yok. Bu yenilerinde zaten yok. Öbürlerinde bazılarının o teşhisi var. Bakın ahlak meselesi önemli. Tabii. Belediye, ben dedim ki arkadaşlar niye bağırmadınız? Eski belediye yönetiminden tanıdıklar vardı. Dediler ki biz de onların bu yönde bir tespit yapmıştık. Hı hı. O yüzden hatırlarsanız o ağaçların budakları kazınıp sıvanmıştı. Evet. Çamurla doldurulmuştu. Kurtarılamaz mıydı? Şimdi yani. Ayrı bir bahis. Onlar ya belki böyledir o yüzden olmuştur bak biz burada bağırmayalım dediler. Neden? Çünkü biz de biliyorduk zaten böyle bir şey olduğunu belki kurtaramamışlardır. Yani makul sebebi olabilir değil mi? Hı hı. Ahlak bunun için bir bakmayı gerektirir, bir beklemeyi gerektirir. Ha sonra gerekliydi, gerekli değildi kısmı ayrı. Hı hı. Ama ben bir yaklaşımdan bahsediyorum. Evet. Bir tarafta gerçeğin ne olduğunu bilmeden linç halinde saldırı var. Bir tarafta da makul bir bekleyiş var. Şimdi bu ikincisi parktakilerde falan hiç öyle bir şey yok. Bildiğiniz tertemiz ağaçlar yani. Şimdi bakın Gezi'nin ne kadar ahlaki olduğunu anlayabilirsiniz buradan. Savunanların da ağaç kaygısının da falan da filan da bunları anlayabilirsiniz. Dün de burada konuşuyorduk. Çiftçilik yaptığını iddia eden bir teyze CHP'nin videosuna konuk olmuş. Ve hayvanlarını kesime gönderdiğini, o yavrularını kesime göndermek zorunda kaldığından ağlayarak bahsediyor. Ya zaten kestirmek için yetiştirdiğim bir hayvandan bahsediyoruz teyze. Evine bir tane şey almadın ki, ev köpeği ya da ev kedisi almadın ki, besleyeceksin onu hayatta tutmaya çalışacaksın falan. Şimdi bu numara, bu rol gerçekte ne olduğunu bize anlatıyor. Şimdi bu ağaç katliamı da bize gerçekten ne oldu? Efendim siz niye bu kadar bağırmıyorsunuz? Biz öyle linççi değiliz de ondan. Haberini yapıyorlar, ortaya koyuyorlar. İlgili birimler bunu yapacaklar. Davası açılacak, belediye başkanı hakkında Mustafa soruşturma Bey, açılacak filan. Sözünüzü bu böyle olacak, keseyim. Linç olmayacak yani. Evet, ama istiyorlar ki siz de linç yapın. Evet. Linç yapmıyorsanız o zaman biz haklıyız. Kusura bakmayın bizim ahlak düzeyimiz öyle değil. Evet. Bu kadar söyleyebilirim. Önemli ve mühim. Şimdi maalesef böyle araya da girmem gerekti. Tüm konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi kapatacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.